Selamlar, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere videolarımız amatör telsizcilik üzerine. Amatör telsizciliği bilmeyen, tanımayan kişilere amatör telsizciliği tanıtmak ve onlara bu konuda destek olabilmek videolarımızı incelerseniz göreceksiniz ki çoğunluk olarak amatör telsizcilikle ilgili videolarımız. Bir videomuzun altına yorum yazan arkadaşımızın sorusunu cevaplandıracağız. Bu soru neydi? Yazan arkadaşımız Cedric Cennikli bir arkadaşımız. Sorusu şöyle. Sizden bir konuda yardım istesem herkes adına şöyle ki özel ve acil durumlarda karşılaştığımızda diyelim haberleşme ihtiyacı duyduk. Ve yakınımızda telsiz var hiç kullanmayı bilmeyenler için. Sadece acil çağrı yapıp en yakın veya yardım talebinde bulunabileceğimiz istasyon çağrısı yapma ile ile alakalı bir video hazırlar mısınız? Mümkün mü diyor? Her şey Hollywood filmlerindeki gibi olmadığı aşikar. Olumlu ya da olumsuz cevap verirseniz teşekkür ederim demiş. Bildiğiniz gibi videolarımızın altına yazdığınız tüm soruları cevaplandırıyoruz ve boş bırakmıyoruz. Okuyup size cevap yazmaya çalışıyoruz. İsterseniz hep birlikte videomuza geçelim. Cedric arkadaşımız bu soruyu yazdıktan sonra hemen aklıma Antrax sitesindeki şu yazı geldi. Bu yazıyı okuyacağım size arkadaşlar. Bu yazı acil durum haberleşmesi ile ilgili çok güzel bilgiler veriyor bize. Ve bu videoyu izleyenler acil durumda ne yapması gerektiğini bu videodan sonra hepsi bilecek. Sonuna kadar seyretmenizi rica ediyorum. Antrax sitesinde yayınlanan yazı şöyle. ABD'de acil durum haberleşmesi başlığı altında. Başımıza gelmeden akıllanmıyoruz. İşte Amerika örneği mutlaka okuyun. Amatör telsizciliği bence en iyi öğreten ARRL'nin 1999 kitabında acil durum haberleşmesi hakkında neler yazdığını merak ettim ve sizlerle paylaşmak istedim. Yazıyı okuduktan sonra anlaşılıyor ki ülkemizde yapabileceğimiz çok şey var. Acil durum haberleşmesi insan hayatının veya malının tehlikeye uğradığı zamanlarda yapılan amatör telsizcilik görüşmeleri olarak tanımlanmaktadır. Diğer tüm görüşmelerden daha önceliklidir. Acil durum mesajı her zamanki ticari haberleşme olanaklarının telefon gibi olmadığı durumlarda bir insana veya insan grubuna amatör telsiz ile gönderilen her türlü ölüm kalım aciliyetindeki mesajdır. Bu acil durum yerlerindeki çok gerekli yardımı bekleyen insanlar için erzak, malzeme veya yönetim istemiyle bulunan yardım kurumlarının resmi mesajlarını da kapsar. Normal zamanlarda bu çok ender yapılır. Morse, RTTI veya diğer dijital modlarda da daima bu görevlendirme bildirilmelidir. Emin değilseniz acil durum mesajını göndermeyiniz. Evet emin değilsek kesinlikle acil durum göndermemekten yana mesajımız. Peki ARRL'ye göre acil durum haberleşmesine? Bazı amatör telsizciler doğal afet veya diğer acil durumlarda acil durum haberleşmesi yaparak insanların hayatlarını kurtarırlar. Belki de amatör telsizciliğin bilinen en iyi tarafı. Tüm insanlara acil durum görüşmeleri sağlayabilme özelliğidir. Bu servisin en önemli özelliklerden birisi kar etme amacı gütmemesidir. Hepimizin bildiği gibi amatörlerin istasyonlarını çalıştırmak için herhangi bir ücret almaları yasaklanmıştır. Yasalara göre de acil durum haberleşmesi amatör telsiz servisinin amaçlarındandır. Gerçek hayatta da amatör telsizciliğin varlığını kanıtlar. Amatör telsizciliğin felaket bölgelerindeki en güvenilir haberleşme aracı ve uzağa yapabilen haberleşme olduğu kabul edilmektedir. Geleneklere göre amatör telsizciler görüşmelerini gerçekleştirebilmek için şart edilen pil veya akü kullanırlar. Komunikasyon görevlerini gerekli görülen her yerde gerçekleştirebilmek için her yıl acil durum çalışmaları olarak bilinen field day adı altında çalışmalar yaparlar. Ayrıca amatör telsizcilik diğer servislerin bu büyüklükte sunamadıkları bilgisayar ağları ve görüntülü haberleşme gibi benzer servisler ve sakla sonra gönder şeklinde uydu bağlantılarını sunar. Bu durumda şunu söyleyebiliriz ki teknoloji amatör telsizciliği acil durumlarda daha da önemli yapmaktadır. Acil amatör telsiz organizasyonlarının belki hepsi geniş kapsama alanlarından dolayı rölelerden faydalanırlar. Birçok rölenin yeri iyi bilinmektedir. O bölgede oturan ve aktif olup uygun cihazlara sahip olan herkes lokal röle frekanslarını bilmektedir. Bilmeyenler için birçok telsiz cihazı görüşme yapılan frekansları tarama özelliğine sahiptir. Eğer hava durumu ile ilgili bir aciliyet veya felaket olursa veya olması muhtemel ise etkilenen bölgedeki röleler hemen kullanılmaya başlanır. Acil durum haberleşmesi ve trafiği daima diğer amatör telsiz aktivitelerinden önce gelir. Ve birçok röle sadece bu tip olaylar için acil güç kaynaklarına sahip olmalıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar acil durum haberleşmesi ARL'de de çok acil ve önemli olarak yayınlanmış ve kitapta da yazmaktadır. Rölelerimizin gerçekten burada fonksiyonu çok önemli. Buradaki el telsizlere el telsizlerine ulaşması çok zor fakat bir küçücük el telsiziyle bir röle vasıtasıyla birçok amatör telsizciye ve birçok ildeki amatör telsizciye ulaşması çok kolaydır. O yüzden rölelerimizi her zaman hazır ve aktif tutmalıyız. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldi. İnşallah faydalı olmuştur. Bu arkadaşımıza da bu soruyu sorduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle afetsiz, sağlıklı günler. Allah'a emanet olun inşallah.